Anadolu toplumsal olayların kaldırdığı bir toz duman içindedir. Eşkıyalar, mültezimler, yağmacılar önüne gelen köylüyü soymaktadır. Bu karanlık ve umutsuz günlerden birinde yılgın ve çaresiz halkın kalbinde umut olacak bir ışık yandı. Müjde, oğlun oldu. Allahu Ekber, adı Yunus olsun. Yıl 1256. Yalnız Moğol kıyımı değil, taht kavgaları, iç savaşlar, eşkıya baskınları da halkın kırımına sebep oluyordu. Köyler boşalmış, ekip biçen azalmış, açlık baş göstermişti. İnsanlar umutlarını artık Allah'a bağlamışlardı. Gelin arkadaşlar. Hırs ve tamah edenin gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Dünya ve ahirette felah kanaat edenleredir. Halk Moğol yağmasından, eşkıyadan, saray haracından arta kalan varını yoğunu tekkelere, zaviyelere bağışlıyor, el kavuşturup boyun büküp Allah'ın inayetine sığınıyordu. Melik-i mülk davasında olmak kimin haddine? Bil ki var olan alemde melik-i mülk ancak Allah'tır. Sen nefsinden soyun, yüzünü istekten çevir. Bu arada halkın saf duygularını kötüye kullanan gezginci abdallar kendilerini besletiyorlardı. Mal mülk peşinde koşmalı değil, elini varlıktan çekmeyen yuh! Erenlere teslim olan kaçar mı dört kapıdan, kırk kapıdan geçer mi? Geçmeyen yuh! Köyünün kocaları Yunus'u seçmişler, var git tekkelerde, dergahlarda nasibimizi ara demişlerdi. O günlerde Hacı Bektaş-ı Veli dergahı çaresiz ve umutsuzlara ruhları ve canları için bir ışık kaynağıdır. Yunus da nasibini almak için varmıştı Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bir hacetin mi var? Hacı Bektaş derler bir velidir. Görmeye geldim. Her önüne gelen hünkârımız katına çıkabilemez. Ne ola? O Allah'ın bir velisi, ben de Allah'ın bir kuluyum. Hünkârımız. Ne ister? Hacı Bektaş Veli'yi görmek dilerim. Gel hele. Otur. Bildim. O sensin. Bildin demek. Bilinmez mi? Yüzündeki nurdan ayan. Gelirken alıç topladım. Çoban armağanı. Alırsan gönlünü hoş edersin garip Yunus'un. Demek ki adın Yunus. Sen de bizim gönlümüzü hoş ettin armağanınla. Tatlıymış alışların. De bakalım hacetini. Kıyıcı Moğol benzeri zalim kış, eşkıya misali kurak yaz geçirdik sultan. Ne varsa tükendi tohumluğumuza kadar. Yok yoksul kaldık. Şimdi ekin zamanıdır. Köyün hocaları var git dediler. O bir velidir. Bildiği gibi etsin. Demek buğday istersin. Buğday evet. Bak. İyice düşün. İstersen sana buğday yerine bir nefes, bir himmet vereyim. Nefes, himmet benim neme. Vereceksen buğday ver. Bizim himmetimiz ileride çok işine yarar.
İstersen getirdiğin alışların her çekirdeği başına bir himmet, bir nefes vereyim. Bin nefes versen istemem. Nefes karın doyurmaz. Değerini bilene karın da doyurur gönülde. İstersen her çekirdeğe 100 nefes himmet vereyim. Öğütünce un, yoğurunca hamur, tandırda ekmek olsun. Vereceksen buğday ver. Bu garibin istediğini verin. Taşıyabileceği kadar. Fırsat kaçırdın. Himmeti seçmediğine pişman olacaksın. Sağ ol emmi. Yolum uzun. Tezden yola çıksam gerektir. Eyvallah. Uğur ola. Bu pınar suyunca duru temiz Türkmen delikanlısının içinden temiz bir aydınlık taşıyordu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin nefes ve himmetinden nasibini almamış, buğdayı seçmişti. Doğru mu yapmıştı acaba? Buğday yenir tükenir. Ya himmet, nefes, o da havaya gitmez mi? Kalıcı olan ne? Veli'nin sözünde bir hikmet var herhal. Allah'ım, yolumu aydınlat. Köyde aç kalanlara mı, gönlü boş olanlara mı? Fakirlik sadece mal yokluğu değil, aynı zamanda mal sahibi olma isteğinin de yokluğudur. Elinde, gönlünde boş olmasıdır. Gönül her bir şeyden boşanmalıdır ki orası Tanrı ve insan aşkıyla dolabilsin. Aşk bütün inançların özüdür. Hak erenler fakir ve derviş diye tanınmaktan övünür. Çünkü bu isimler onun aklını Tanrı'dan başka tarafa çevirecek her istekten soyunmuş olduğunu gösterir. İstek, onun kalbine Tanrı tarafından indirilmiştir. Işık gelince de artık geri çevirmek ya da gidince alıkoymak onun elinde değildir. Buğday dedim sultanım, tükenir. Sen bana himmet ver. Önce gerekti garip Yunus. Biz senin kilidinin anahtarını Taptuk Emre'ye verdik. Var nasibini ondan al. Yıl 1257. İzzettin Keykavus, Moğol'un tahta çıkardığı kılıç aslanı devirmiş, tahtı ele geçirmiştir. Taht kavgaları yüzünden ülkede durum çok karışıktır. Her sanat kolunun başında bulunan ahiler, bozulan çarşı pazar düzenine bir çare aramaktadırlar. İnsanlar yiyecek bulamıyor. Nerede kaldı ki ürettiğimizi ala? Tuzun yükü 400. Buğdayın 70 sultaniye akçe oldu. Şeyhim, ne olacak halimiz? Sen söyle. Kardeşler, önce eşkıya ve Moğol'dan halkın canı korunmalı. Mal ve dünya derdi sonra. Çevre il bucaklarda yiğit başlarını alperenleri gizlice uyarmalı. Ben ahi ocaklarını bir bir dolaşırım. Selamün aleyküm erenler. Aleyküm selam yiğit. Buyur, ocağımıza gidelim, konuğumuz ol. Sağ ol şeyhim, işim tez. Taptuk Emre dergahını ararım. Ne diyeceksin Taptuk Emre'yi? Hacı Bektaş-ı Veli beni ona ısmarladı. Nasip almaya giderim. Bana deli emi derler. Az eğlen, yolum üstünde beraber gideriz. Niye böyle tebdül oldun deli emi? Yollar korkulu. Kimseden emin olunacak zaman değil. Halkı zulümden korumak için ahi ocaklarından silahlı fityan yiğitlerini örgütleyeceğim. Sen de katılır mısın? İşim var rençperim. Gel gör ki nasıl olduğunu bilemedim. Gönlüme nasip aramak düştü.
Her şeyi yüzüstü kodum. Gönül bilgisi öğreneceğine bir zena sahibi ol. Dünya işini öğren. Ahi ocağına gir. Bize senin gibi yiğitler gerek. Sağ ol deli emmi. Burası yol ayrımı besbelli. Şu çığır seni diliğine götürür. Yolun açık olsun. Sağ ol. Tapduk Emre dergahının bütün canlılara, yağmura, güneşe ve dört rüzgara açık kapısından insan denen ham taşın işlendiği, cilalandığı gösterişsiz bir tezgaha varılır. Kitap okumak için beni bile unutursun. Kızın da sana çekmiş. Seni gönlümden çıkardığım oldu mu hiç? Baba, bu sözlerin anlamını çözemiyorum. Sor konuşalım. Burada insan noksandır diyor. Ama insan nefsini yener, kendini eğitirse tamam olur. Sufilik insanın benliğinden arınması. Yani önce yok olması, sonra hakla hak olmasıdır diyor. Evet. İnsanın yüce ışıkta erimesidir bu. Peki biz bu güzelim dünya için, dünya da bizim için değil mi? Tapduk Emre'yi görmek isterim. Şeyhimizin gönlü dergahımız kapısınca açıktır. Gir, çekinme. Sağ ol. Buyur yiğit. Beni Hacı Bektaş Veli sana ısmarladı. Bilgimiz vardır. Adım Yunus. Nasibim senin kapından olsun. Hele dinle Yunus oğlum. Bizim yol çetindir. Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Demir yaydır. Keskin dikenli yoldan yalın ayak geçer misin? Geçerim sayende. Sen yoluma ışık ver yeter ki. Öyleyse hizmet et, emek ver, nasibini al. Muradın hayrola. Kadınım, Yunus yorgun olmalı. Sofra kur, yatacak yer hazırla. Anamın işi var. Ben görürüm hizmetini. Bu sabah halasında ne yaparsın Yunus? Oduna giderim balım kız. Şeyhim böyle buyurdu. Azık almayı akıl edemeyeceğini bildim. Gün boyu dağda acıkırsın. Al. Ne bir bakış, ne bir söz. Torbayı alıp giden Yunus'un garipliğinden değil, yapısından gelen bu suskunluğun altında ne olduğunu merak etmektedir balım kız. Yunus yaptığı işi bile düşünmez gibidir. Bilinci yok olmuştur. Bu vurup kesen, soluk alan, terleyen beden Yunus mu farkında değildir. Arada bir, boşlukta bir ışığın balkıyıp çaktığını sezinler. O ışık İri gözleriyle, saf ve sakıncasız bakışlarıyla bal kızdır.
balım kızın hazırladığı azığa bakarken yenir mi, kutsanır mı diye düşünüyordu. Bugüne dek kendisini balım kız gibi düşünen olmuş mudur? Şimdi yalnızca Yunus değil, karıncalar, böcekler, kuşlar balım kızın azığından nasiplenip minnet duyacaklardır. Hayvanlara hayredenlere kıyamete kadar hayır vardır. Kolay gelsin ana kadın. Şuraya yık oğlum. İyi iş görmüşsün Yunus. Yorgunsun, çorbanı ısıtayım. Yunus, ayların, mevsimlerin nasıl geçtiğini anlayamaz. Balım kızın sıcaklığı Yunus'un içini doldurmuştur. Dergahın hizmetini sabırla, secuhla görmektedir. Balım kızın her gün verdiği azık, adı bilinmeyen böceklerin, karıncaların, kuşların nimeti olmuştur. Deli emmi. Yunus, ne işler görmektesin? Yol kardeşliğine kabul edildim deli emmi. Topladın mı fetaları? İşler karışık yiğit. Taht kavgası aldı yürüdü. Karamanoğlu Türkmenleri dirlik düzenlik komadılar. Şeyhine hizmet etmektesin demek. Öyle. Hizmet etmek Allah borcu. Dilerim gün gelir gönlünle göğe bakarken gözlerinle de yeryüzüne bakarsın. Yola girdik gayri emmi. Bizim için bu yolun durağı yok. Yazık ki öyle. Başında tacın, sırtında hırkanla derviş olmuşsun artık. Dervişlik daha uzak emmi. Lakin dervişlik dedikleri hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Sırtında yaralar açılmış. Bak ne söylüyor balım kız Yunus. Keşke sırtımın derisini yüzebilsem de öyle yüklesem modunu şeyim. Ölmeden önce öl demek nefsin tümüyle yok edilmesi değil. Onun tümüyle kötü olan kirlerinden aklanmasıdır. Akıl Tanrı'ya çevrilince bilgisizlik, kendini beğenmişlik, cimrilik yok edilir. Dolayısıyla benliğin ölmesi Tanrı'da yaşamadır. İşte size bir söz. Derviş adama sormuş. Senin yaşama ilken ne? Adam cevap vermiş. Bulmayınca sabrederiz. Bulunca şükrederiz. Derviş, onu bizim Horasan'ın köpekleri de yapar demiş. Bulmayınca şükredeceksin, bulunca paylaşacaksın. Ol dost benden yana, hiç bilmezim nice baktı. İş bir vücut şehrine bir hoş nazar bıraktı. Gözüm onun yüzünden nice giderebilem. Şol şırın kılınç ile gönlümü şöyle yıktı. Kimden öğüt istersem sabrı gösterir bana. Sabır sermayesini
muhabbet odu yaktı. Sabırla benim işim. Nasıl varırsa boşa, canıma can bağışlar, şol dostumun nüvahtı. Balım kız. Dergâhtaki suskunluğun meğer kuşlarla konuştuğun içinmiş. Öyle mi Yunus? Ben gelince sustun. Ozan olduğunu bir ben bildim demek. Bildin mi? Nasıl? Suskunluğunda. Yunus içinden konuşmakta besbelli dedim. İçinden konuşan ağaçlarla, kuşlarla, bulutlarla konuşur. Bu da ozanlıktır işte. Bu kuşları nasıl alıştırdın? Sen onların veli nimetisin. Karıncaların, adı bilinmedik böceklerin veli nimetisin. Senin bana verdiğin azı yemeye kıyamadım. Kuşlara, karıncalara verdim. Niye? Bir garip Yunus'un nimeti ne ola? Kuşlar, böcekler... Cümle yaratıklar minnet duymalı sana. Seni yaratan Tanrı'ya. Benim bu denli düşündüğünü bilmezdim. Gözüm seni görmek, elim sana ermek için. Bu canım yola kodum. Yarın seni bulmak için. Beni bulmak zor mu Yunus? Yanında değil miyim? Elini uzatsan değmez misin? Yarınlar uzak. Dağın doruğuna varırsın da erişemezsin yücesine. Tanrı'yı içinde duyarsın da gene de uzaksın ondan. Yunus, nice zamandır hissettiğim belirsiz duygulara, gözlerimizdeki eşsiz söyleşilere gün ışığı vurdu. Her şey aydınlandı artık. Hacı Mansur'un özdeyişleriyle rivayetini vereyim. Okursun. Okurum. Çok şey öğrenmem gerek. Selam Ramiz. Aleykümselam. Babam der ki, Tanrı ezeli güzeldir. Onun aşkı güzelin doğasında vardır. Bu dünyada her ne varsa onun güzelliğini yansıtır. Aşk makamı âlidir. Aşkın kadim ezelidir. Aşk sözü söyleyen cümle kudret dilidir. Deyen ol, işinden ol, gören ol, gösteren ol. Her sözü söyleyen ol, suret can menzilidir. Neden hep Tanrı aşkına derler de insan aşkına demezler? Ayıp mı insanın insana aşkını söylemesi? İnsanın insanı sevmesi... İnsanın Tanrı'yı sevmesi kadar kutsal değil mi? Ne demiş babam balım kız? Dünyada her ne var ise onun güzelliğini yansıtır. Ben daha nice soruya karşılık arıyorum. Nedir o? Ahmet Yesevi'nin Divani Hikmeti. Babam verdi. Kendi özlerimizde ne güzel yazmış. Ben de ayıtacağım. Bugün daha gitmedin balım kız. Yesevi'nin divanını bitirmek gerek. Üzerinde Yunus'la konuşacağız. Sana Yunus'tan bir deyiş okuyayım. Hiç bilemedik Yunus'un bir ozan olduğunu. Dinle. Günler geçe, yıl çevrile, üstüne sinler devrile. Ten çürüye, toprak ola, tozan dost, deyi deyi. Ne dersen de, ben onda ozan olacak hal göremiyorum. Bir duysan onu. Suların çağlaması gibi, ormanın uğultusu gibi. Hele bir dinlesen.
Sırtında kanlı yaralar var. Sırtımda çiçek açmış gibi geliyor bana. Bu zahmet şeyhine bağlılığından mı Esa? Balım kıza tutkusundan diyeler. Balım kızı karıştırma. Şeyhimize bağlılığından ise onu söyle. Ya da balım kıza tutkumdan de. Taptuk Emre'ye her şey malum olur. Ola ki ondan bir şey saklamayasın. Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar. Elimden gelmez ise söyleme fasit haber. Hiç kimse kendinden, halden hale gelmedi. Cümlemizin halini maşuk eder mukarrer. Aşıkların her hali maşuk katında biter. Sözün varsa ona söyle. Benim arada nem var. Sen ozan olup çıkmışsın Yunuscan. Bu deyişler aşk deyişleri mi ola? Sırtında odun, dilinde söz, kalbinde aşk. Kalbinde tanrı aşkı olmayan derviş mi olur? İşte söz senin de dilinde. Nerede kaldın Yunus? Çok da odun kesmişsin bugün. Zamanın geçtiğini anlamadım şeyhim. Kaç yıldır odun kesip taşıyorsun? Ben yılları sayıya vurmuyorum ki şeyhim. Ya ne yapıyorsun? Şeyhime olan bağlılığımı sayıya vuruyorum. Bu bağlılığın ölçüsü ne? Aklımın ve gönlümün alabildiğine şeyhim. Olgun bir cevap. İçimden geldiğince konuşuyorum şeyhim. Dost doğru. Yine Elif gibi odunlar getirmişsin. Hiç eğri odun yok mu dağda? Var şeyhim. Ama senin kapından odunun bile eğrisi girmez. Bu akşam söyleşimiz var. Sen de çağrılısın. Karşınızda söz söylemek haddim değil şeyhim. Babamla konuştuklarınızı duydum. Bak derişti Yunus. Balım kız, ben bir garip Yunus'um. Ermeye gücüm yetmez. Ozan yüreği var sende. Gücünü ondan alacaksın. Can erenler yolu inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Gönlüm aydır varayım sana geleyim. Gönlüm uydu bana dostu buluncaymış. Götürmedi kimsene kimsenin gücünü. Güç götürürüm diyen eli erinceymiş. Allah Allah. Akşamlar hayrola. Sırlar defola, hayırlar fethola. Mihmanlara aşk, aşıklara meşkola. Hak aşk meydanı ellerini iftiradan saklayıp gözümüz bekçimiz ola. Muratlarımız hasıl, niyazlarımız kabul ola. Nur-i Nebi hazır ve gayip, görünen ve görünmeyen gerçekler demine hu diyelim. Hu.
semanın büyük coşkusu içinde ruhlarının sonsuz boşlukta birbirine sarıldığını hissediyorlardı. İkisinde de sema edenlerde tanrısal buluşmanın huzuru vardı. Ey can erenler, oturan duran, gönlünü pek tutan, kimsenin ayıbını görmeyen, görse de söylemeyen murada ersin. Hu gerçeğe, hu. Hu gerçeğe, hu. Bu gece Yunus'u yoklayacağız. Görelim sırtının yarası kanlı ayaklarıyla dikenli yolun neresine erişmiş, demir yayı nice bükmüş. Sözümüz bağışlana. Yunus daha müritlik çağında. Hele biraz pişsin. Tarikat dediğimiz bir yoldur. Kimi tez gider, çok yol alır. Kimi uz gider, az yol alır. Yaklaş bakalım Yunus. Söyle bakalım Yunus, yolun yolcusu olmak ne demektir? Teslim olmaktır, aşktır. Çile çekerek temizlenmektir. Ya hak yolunun sermayesi? Geliş, olmazsa görüş. Bu da olmazsa isteyiş. Bu da olmazsa yalvarmayı bırakmaktır. Başka? Gerçek yoluna düşmek, arayıp bulmak, bulunca da yolunca söylemek. Yunuscan, şimdiden geri sen de dergahımızın dervişlerindensin. Derviş Yunus. İznin olursa şeyhim, benim de soracaklarım. Sor. Yol kardeşim Yunus, sana bağışlanan dervişliğin kapılarını say. Yunus, deyişlerini oku. Evvel kapı şeriattır. Emr-ü nehi bildirir. Yuya günahlarını her bir Kur'an hecesi. İkincisi tarikat kulluğa bel bağlıya. Yolu doğru varanı yargılıya hocası. Üçüncüsü marifet can gönül gözün açar. Bak mana sarayına, arşa değer yücesi. Dördüncüsü, hakikat ere eksik bakmaya, bayram ola gündüzü kadir ola gecesi. Dervişliğe hoş geldin Yunus. Şeyhim. Yunus. Ozan gönlünün pınarından kana kana içirdin bize. Yunus. Dervişlerimiz der ki, yıllardır dağdan odun taşıyan Yunus, bu zahmete şeyhine olan bağlılığından değil, kızına olan tutkusundan katlanıyor. Kerem et şeyhim, kerem et. Biz sana da inanırız, dervişlerimize de. Balım kızda gönlü var diyorlarsa, bir şey bilerek söylüyorlar. Ne dersin? Aşkın insandan Tanrı'ya uzanmadan önce insandan insana geçen bir ateş olduğunu balım kız öğretti bana.
Gönül gözümün bağını çözen sen, orada ateş yakan balım kızı oldun. Bizim çabamız yalnız yolunu arayanlara değil, aşka düşenlere de. Birbirinizi sevdiğinize göre bize sizi birleştirmek düşer. Şeyhim. Balım kıza kavuşacağın için sevin Yunus. Böylesi bir muta dayanacak gücün olmadığı için dövün. Tapduk Emre'nin Yunus'a verdiği söz eylem oldu. Balım kızla Yunus'un düğünü kutlandı. Tapduk Emre dergahında dünya işi bir mutluluktu bu. Hey deli gönül seni, gidelim seninle. Gel imdi dosttan yana gidelim seni. Bu Yunus'un halini kimse bilmez dilini. Dost bahçesin gülünü derelim senin ile. Benim gönlüm gözüm aşktan doludur. Dilim söyler yari, yüzüm suludur. Öt ağacı gibi yanar vücudum. Tütünüm görene seher yeridir. Çukal çevşen aşkın oduna doymaz. Oku cana batar, katı yalıdır. Bir korku, bir ürperti var içimde. Ana, ben Yunus'a göre miyim? Sen Yunus'un gönlünü doldurur taşırırsın bile balım kızım. O bir kuş gibi uçup yükselebilir. Ya ben olduğum yerde kalırsam? Bu gecenin sözleri mi bunlar kızım? İyi güne kötü güne açılacak kapı önündesin. Geniş yürekle karşıla her şeyi. Hazırım ana. Açılsın kapı. İkisi de vuslat eşiğinde donup kalmışlardı. Yunus ulaşmak istediği ışığa değer değmez bütün vücudunu saran bir ateşte yanıp kavrulmaktaydı. Balım kız için Yunus erişilmeyecek dorukların yücesindeydi. Nabız vurmaz, soluk almaz, taş olup kalalar ya da yanıp kül olup rüzgarda savrulalar. Duvağımı açmayacak mısın? Duvağım Yunus, aç. Her şey bu demde donup kalsın balım kız.
buydu demek. Biliyordum yolun bir yerde kesişeceğini. Biliyor muydun? Sana erişemeyeceğimi, dokunamayacağımı söyleyen bir şey vardı içimde. Birbirimizi sevdik. Sevdik, evet. Ama senin sevdiğin ben değil, balım kız düşüydü. Erişilmez aşk. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin örneği. Seni bana öğrettiğince sevdim balım kız. Duvağını açmaya elim eremedi. Duyularıma köstek vurulmuşçasına. Bir eksik var bilemediğim. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Beni benden alana ermez elim. Kim kadem basa sultandan içeri. Sen değil miydin aşk gelince cümle eksiklikler biter diyen? Bu eksiklik bende balım kız. Ben bende olmayınca nasıl varayım duvağını açayım? Bağışla balım kız. İzin ver bu gece eşiğinde yatayım. Yarın başımı alıp gideyim. Ben de beni buluncaya. Balım kız Yunus'a git diyemedi, kal diyemedi. Yüreğinden yükselen acıyla duyularını yitirmişti. Diyeceği Yunus'un ellerine damlayan gözyaşları olmuştu yalnızca. Sen kendinden kaçarsın Yunus. Ereğim, beni bende aramak şeyhim. Kendini bulmak hakkı bulmaktır. Kaç kula nasip olmuştur. Şeyhim, bu yolculukta aşılmaz dağlar var, aşılacaktır. Geçilmez beller var, geçilecektir. Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var. Girdik bu yola aşk ile bile. Gurbetlik ile bizi salar var. Gidersin ve dönmezsin Yunus. İnsan denizinde damla olur karışırsın. Ko beni şeyhim. Eşiğinde yanayım. Şeyhime dönmezsem ya kime döneyim? Ruhsat ya şeyhim. Gönül, usanmadın sen bu seferden. Çalabım saklasın seni hatardan. Kişi kim kişinin kahrını çekince, gidip görünmemek yeğdir nazardan. Doğalı bağrımı doğradı gurbet, sızar tamar ciğer kanı damardan. Vatan oldu diken, gurbet gülistan. Ahu içmek yeğ oldu ney şekerden. Yunus, göğsün açıp dosta giderken, çalabım saklasın onu hatarda. Çığırından çıkmış devlet düzeninde artık can ve mal korunması kalmamıştır. Vergiler, yağmalar, yerleşik olsun göçebe olsun, tüm halkı perişan, yılgın, aç ve çaresiz komuştur. Kendinde kendini bulmak için yola çıkan Yunus, acı çeken umutsuz insanlar buluyor. Onları nice yüzyıllara dayanacak sabır ve bilgelikle yoğuruyordu. Bir imaret göster bana, kim sonu viran olmaya. Kazan şolmalı, kim senden dökülüp geri almaya. Dökülüp kalı sarmalın, ayrıklar ala helalin. Senden geri kalan malın, sana aslısı olmaya. Ol maliki halilidir, hayırlara yelter seni. Ol mal ki karnındır,
ıssı hiç rahat olmaya. İsrafil surunura, dağlar tepeler sürüle. Bir karınca cevabını bin Süleyman vermeye. Tanrı vermez, devlet vermez. Tanrı'ya kul, devlete kul. Gözüm görmez, elim vermez. Hayır et ki sen de hayır bul. İlbey İbrahim Bey'in kızı Gül Hatun baba evinde tutsak gibi yaşamaktadır. Kalfa. Dilenciler ne güzel ilahi söylüyorlar. Keşke hep söyleseler. Yiğitler ellerinden geleni geri koymadılar. Dağ toparlayın. Köylerden yiğit toplayın. Hristiyan evlatlarından 20 yiğidiş daha geldi. Selamın aleyküm erenler. Ve aleyküm selam. Yunus, derviş Yunus. Deli buyurun emre. Erenler, rahat et. Sağ ol Eren. Kalfa bak dervişler. Onlara para ver de bize saz çalsınlar. Dervişler parayla çalmaz. Gönülleri hoş olunca çalarlar. Seni izledim durdum Yunus. Adından şimdiden söylenir olmuş. Bir gün gönlünle göğe bakarken gözlerinle yeryüzüne bakarsın demiştin. Baktık ve gördük. Gördün ve bana hak verdin. Bilmem ki. Gördüğüm gözyaşı ve acı, yoksulluk, açlık, dağınık Türkmen halkı perişan. Onların derdi yağma çapul, düzen değil. Sen düzen dersin, komazsın. Moğol mülk der alır, eşkıya mal der alır, sultan vergi der alır. Bunlar yağma çapul değil mi? Nizam düzen bilmez, başı bozuk bir taifedir onlar. Düzen olmazsa çarşı pazar nasıl işler? Nizam alem için sultan şart, devlet elbet şart. Devlet insan için değilse yani için olsun. Bildiğim o ki deli emmi, şu fani dünyada her canlının yaşamaya hakkı var. Nasibi de verile gelmiştir. Kande sultan varsa ol mülkü viran eyler. Sen viran olmayınca İmaret mi olasın? Kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı. Nice varlık var iken gitmez gönül darlığı. Batmış dünya malına, bakmaz ölüm haline. Yetmin Karun malına, zihi iş düşvarlığı. Bu dünya kime kaldı? Kimi berhudar kıldı? Süleyman'a olmadı onun berhudarlığı. Hu derviş. Hu dedik bey kızı. Baba evinde tutsak bir kıza bir güzelleme bağışla derviş. İşidin ey yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer. Aşkı var gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış, sarp katı kışa benzer. Oğul sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden, ere aşk gerek, evvel ondan dervişe benzer. Sağ ol derviş, buyurun konuğum olun. Garip bir kızın gönlünü eğileyim. Aman Gül Hatun, baban duyarsa. Kollukçuya kapıyı açtır, onlar benim konuklarım olacak. İşidin ey yarenler, eve dervişler geldi. Can şükranı verelim, eve dervişler geldi.
Her kim gördü yüzünü, indirir kendi özünü. İrmi batından öter, eve dervişler geldi. Hoş geldiniz dervişler. Safalar getirdiniz. Adını bağışla derviş. Yunus kulun öğürsüz kimsesi yok, yalnız. Feda olsun canımız, eve dervişler geldi. Gözün aydın olsun sultanım. Babanın ısmarladığı kumaşları ve kaftanları getirdim. Her biri Hint'ten, Çin'den gelmiştir. Sultanıma özgü. Başka zaman gel Halil Ağa. Konuklarım var. Dervişler, bu mu konukların? Baban duymasın. Şu üst başlarına bak. Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil. Gönlü derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan? Var git yoluna yürü. Er yolu kalmaç değil. Durmuş marifet söyler erene Yunus Emrem. Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil. Yol eriyle yoldaşsan, bana da yoldaş olsan. Sen bey kızısın. Sen de dervişsin. Ya ben ne olayım derviş Yunus? Sen tüm varlığını yansıtan aynasın. Sen de kendimi görüyorum. Ben de kendimi sende görebilir miyim derviş? Görürsün elbet. Gönlün Tanrı aşkıyla dolunca. Ben aşkı hiç bilmedim. Aşk yolu çetindir bey kızı. Sen de sen olanı öldüreceksin. Gönlünü pir ufak edeceksin. Ne saçmalıklar anlatıyorsun kıza? Sen karışma Bezirgan. Bana bilmediğim bir dünya anlatıyor. Gözümden perde kaldırıyorsun. Söyle derviş, daha anlat. Varlığından soyunacaksın. Bu kumaşlardan, takılardan arınacaksın. Sermayen fakirlik olacak. Soyunurum, arınırım. Sermayen fakirlik olsun. Söyle derviş, kalbim Tanrı aşkıyla nasıl dolsun? O aşk gönlünde ezelidir senin. Ne varsa alemde sendedir. Ara, kendinde bulacaksın. Benliğimi yakan ateşi duyuyorum. Al götür beni derviş Yunus. Bey kızı altın kafesinden uçtu. Derviş doldu desinler. Kim bunlar? Dervişler. Beyim türlü fesatla Gül Hatun'un aklını karıştırdılar. Ne işleri varmış konağımda? Onlar benim konuklarım. Gönlümü eğlediler. Bilmediğim bir dünyaya gözümü açtılar. Bilmediğim dünya dediği hep cehennemlik küfür. Ne dedin kızıma? Bu temiz canın gönlünü arındırdık ateşle. Altın kafesinden çıkmadan gerçek aleminde yolculuğu öğrettik. Her nesne çiğ olacağız. Ot olmayınca pişmez ol. Benim dirliğim çiğdi. Aşk odu oldu bahane. Ayaklarını kırmadan defol evimden. Gideriz elbet beyoğlu. Bu konakta kalıcı değiliz. Ne bu diyarda, ne bu dünyada. Durağımız kalıcı olan odur. Seni unutmayacağım derviş Yunus. Yaktığın ot sönmeyecek. Kalbin Tanrı aşkıyla dolsun bey kızı. Kalfa, al götür şunu. Kalfa, al götür beni. Götür de öldür beni. Tanrı korusun, gel. Nedir bu kumaşlar? Türkmen yağmasından kurtardıklarım. Ne oldu kervanımız? Yollar bu ara sakıncalı. Konya'ya varıp Moğol Akayan'a zora geldiğimizi anlatacağım.
Bana ihtiyaçları var. Bir de şu derviş Yunus neye varır kolla onu? Dar ağacında görmeden rahat edemiyor. Yarın elinde bil ulu beyim. Yunus yollara düşmüştür. Bu bozkır boşluğunda Gül Hatun'u düşlemektedir. Durgun suyun bendini yıkmıştı Yunus. Girdaplarla akan bir çağlayan yaratmıştı. Gül Hatun çileli yolun yolcusu olacaktır artık. Yırtılan, kanayan gönlünün acısı onu saf aşkın menziline ulaştıracaktır. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Kâh eserim yeller gibi, kâh tozarım yollar gibi, kâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Moğol hükümdarının biçtiği güçlü haracı sağlayabilmek için baskıyı arttıran sultan, vergisini veremeyen köylerden davar, eli tutan gençler ne bulursa toplayıp götürüyordu. Dur! 5 güne kadar tamamlamazsanız çocuk kadın hepinizi sürüp götüreceğim. Canımızdan başka bir şeyimiz kalmadı. Ellerimizi aldılar. Bize, çocuklarımıza kim bakacak? Domuz herif! Allah belanızı ver! Ellerinizi üzer debbaklara satarım. Geldiğimde mal, davar, para tamam olsun. Yürüyün! Bırakın! Erimi bırakın! Bırakın! Bırakın onları! Koyun gibi gidersiniz. Dirensenize ne olur. Bırak, bırakın. Seni de götürürler. Bırakın yalvarırım. Bırakın erimi. Bak. Bırak. Ah. 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 Tanrım, kendi suretinde yarattığın güzelliklere bu cefa neden? Neden bunca zulüm? Bunca acı? Söyle derviş, halimiz. Halimiz ne olacak? Bize bir çare. Canlar, size sabırdan başka ne verebilirim? Gitti beyler, mürveti binmişler biner atı. Yediği yoksul eti, İçtiği kan olusar. Yani er koptu erden, elin çekmez mundardan. Deccal kopusar yerden, onlar uyar olusar. Birbirine yanı yana ettiğim kalır sana. Yarın mahşer gününde cümle ayan olusar. Bir şeyler kırılmıştı Yunus'ta. Tapduk Emre'nin kapalı dünyasından çıktığından beri bastığı yerin bir başka yer, gördüğü, nefes aldığı dünyanın değişik bir dünya olduğunu seziyordu. Aklında bir sual vardı şimdi. Sırça köşten dünyaya bakılır mı oğlan? Selamun aleyküm erenler. Aleyküm selam yiğit.
İznin olursa şu serinlikte yorgunluk gidereyim. Tanrı'nın bağışı yarattığı tüm canlılara. Sahibi de Tanrı'dır, izni de Tanrı'dan. Buyur yiğidim. Sağ ol. Seni bilemedim dervişim. Buralı değilsin galiba. Öyle. Dünyayı görmeye çıktık. Gezginciyim. Beni bağışlasan derim ki sen olduğun yerden dünyayı görenlerdensin. Ezmeye ne hacet? Tırça köşkten bakmak başka, acıyı etinde duymak başka yiğidim. Yolculuk nereye? Söğüt'ten. Kayınlardansın demek. Ben de Söğüt'e niyetliydim ya. Gitmesem olur gayrı. Sen Ertuğrul'un Kara Osman'ısın öyle ya. Aha. Gene de Söğüt'e gitsen gerek. Geçmişten gelecekten işaretler vardır görenler için. Konya'da olup bitenlerden haber bekleyenler vardır. Gelecekten işaret geçmişte vardır. Selçuklu bitmiştir. Moğol soyacağını soydu. Yakında çekilip gitse gerektir. Beşzadeler Karamanlı Konya kavgasında. Boş ambar için neyin boş kavgasıdır bu? Gölgesi dünyayı tutacak fidan Bozkır'da dikilmesi gerektir. Ertuğrul oğlu Osman yiğidim. Beklediğin Alp yoldaşların geldi. İznin olursa sözünü dinleyip Söğüt'e gitsem gerek. Alpler dinlenip sulansınlar. Belki konuşacaklarınız vardır. Adını bağışlasan dervişim. Taptuklu Yunus derler bana. Yunus Emre. Kal sağlıcakla. Bu ismi anımsıyordu Osman. Halkın öz be öz ana dilinden deyişlerini ağızdan ağza duymuştu. Ol kadiril feykün lütfedici Rahman benem. Kesmeden rızkını veren cümlelere sultan benem. Nufteden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleyen, zikreyleyen sübhan benem. Bu yıllar Yunus'un gurbet yıllarıdır. Şardan şara, ilden ile geziyor, seçkinlerin taht, iktidar, tamah kavgalarının oluşturduğu yılgının halkta acı ve yoksulluk olarak yansıdığını görüyordu. Gönlündeki ateş zaman zaman alevleniyordu. Balım kızdan uzaklarda sonsuz bir yalnızlık duyuyordu. Söyler dilim, ağlar gözüm. Gariplere göyner özüm. Meğer ki gökte yıldızım. Şöyle garip bencileyin. Nice bu dert ile yanam. Ecel ere bir gün ölem. Meğer ki sinemde bulam. Şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuyalar. Şöyle garip bencileyin. Hey Emrem Yunus biçare. Bulunmaz derdime çare. Bar şimdi gez şardan şara. Şöyle garip bencileyin. Malın çoğu mahzeninde şeyhim. Zaman zaman arabaya yükleyip gönderirler. Eşkıya ile işbirliği yaptığını öğrendik. Hemen el koymak gerek. Yoksa delil bulamayız. Geç kalmadan davranalım.
değil misin sen? Deli emmi benim kızım. Bak, bu kocam ölmemiş. Moğol kışlasının çöplüğünde buldum. Erimin diyetini isterim cümlenizden. Danışmayla, konuşmayla söz üretmeli değil. Ateşle, kılıçla Moğol sultanın hakkından gelmeli. Kadın haklı. Lakin Moğol'a gücümüz yetmez. Diyet bize düşer kardeşler. Her köyü kılıçlı yiğitlerimizle korumalıyız. Tezelden kıyıma son vermeliyiz. Hadi çabuk elinizi tez tutun. Bak Yusuf, şu gelen o derviş değil mi? Ta kendisi. Koş İbrahim Bey'e haber ver. Sen de hemen yola çık. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Deli emmiyi aradım da. Bildin mi deli emmiyi? Bilinmez mi? Ne diyeceksin? Tanışım olur. Çoktandır buralarda görünmedi. Derviş Yunus sen misin? Öyle derler. Senin yüzünden, gül kızım senin yüzünden. Sana daracında sorulacak hesabım var. Kimse davranmasın. Sen kim oluyorsun? Onu sonra konuşuruz. Bir dervişe el kaldırmak nasıl bir iş göreceksin. Onunla davam var. Kızım Gül Hatun nicedir kayıp. Görenler kendini dağlara taşlara vurmuş derler. Ben onu sultana şey edecektim. Hem sen kim oluyorsun da hüküm veriyorsun? Biz yönetime el koyduk. Bundan böyle düzen bizden sorulur. Biz dediğin sultana baş kaldıranlar. Baş kaldırmak yok. Sultan adına biz cümle ahiler ve kılıç ellerimiz fetalar seni ve Halil Ağa'yı tutukluyoruz. Hele bir dene. Askerlerim, kapı kullarım. Hepsi gözaltına. Neymiş suçumuz? Yollara el koyup tüccar kervanlarını soymak. Tüm ticareti ortaklayıp çarşıyı tek ele almak. Hesabınız şeriat gereği görülecektir. Götürün. Bağışla derviş Yunus. Hatırını sormadık. Sağ ol deli emmi. Lakin nedir bu işler? Düzene el koyduk. Feta dediğimiz yiğitlerle can ve malı koruyoruz. Çarşının ilin düzenini sağlıyoruz. Gel oturalım şöyle. Yaptıklarınız sultan adına öyle mi? Evet. Yani devlet adına. Devlet mi kaldı deli emmi? Her şeyin çöküp gittiğini görmez misin? Vardım, söyledi gördüm. Orada da ahi kardeşlerim var. Onlar yeni bir yapıya destek oluyorlar. Ahi kardeşlerimizle haberleşiriz. Kara Osman bir gün eli varıp geldiğinde dirlik, düzenlik içinde bulmalı. Bizim işimiz bu. Beni bunun için mi aradın? Haber alayım dedim. Önce haber şu ki Taptuk Emre'miz dünyayı artık kalbinin gözüyle görmekte. Güneş ışığı yerine Tanrı'nın nuru ile aydınlanmakta. Başkaca haber gerekmez deli emmi. Bu yeter. Kal sağlıcakla. Nereye dervişim? Yollar bilir emmim. Nereye varırsa. Bu yol yavlak uzaktır. Dünya ona tuzaktır. Bu tuzağa uğrayan komaya kılavuzum.
Kadere boyun eğmiş insanlar, kaçınılmaz ölümü sessizce kabullenmişler, bir er kişiyi Tanrı'nın rahmetine bırakmışlardı. Yunus dünya işlerine kaptırmıştı kendini. Çünkü sırça köşkü çoktan tuzla buz olmuştu. Mezarlıkta tanık olduğu bu sessiz tören, bu dünyanın geçici olduğunu, her şeyin kalıcı olan Tanrı'da son bulacağını hatırlatmıştı. Sabahleyin sinliğe vardım. Gördüm cümle ölmüş yatar. Her biri bir çare olmuş. Ömrün yağı varmış yatar. Vardım bunların katına. Baktım ecel heybetine. Nice yiğit muradına ermeyi ben ölmüş yatar. Erim! Erim yiğidim! Erim benim! İsrafil sürurula! Yeri gökyüzü değiştirile! Harap ola yaş şukuru! Cerh-i felekte yorula, kimseye kalmaya bunda, fena ola hepsisinde, Mikail'in dükkanında, şol hak terazi kurula, ayan ola çün cümle iş, kurtulmaya yağdu biliş, gele filan, ibni filan, hep adı ile çağrıla. Cümle halayık hep bitti. Yeryüzünü düpdüz tuta. Hükmeyle cebbarı vaht. Mahşer depe hep sürüle. Kopa kıyametin hevli. İkinci nevhanın kavli. Üçüncü nevha içinde. Yerlerin yüzü yarıla. Ah! Ah! Kimin bu okuduğun nefes? Hak erenlerden Yunus derler. Tanır mısın? Yüzün ne gerek? Nefeslerini bilmek yetmez mi? Kışlanın çöplüğünde buldum erimi. Dirliğimizdi, düzenimizdi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Sen de Yunusça konuştun şimdi. Tanır mısın onu? Zor bir soru sordun. Bunu nasıl cevaplarım? Ben de beni bulmayınca. Bu kalabalık ne bekler? Göçüyoruz derviş. Neden göçüyorsunuz? Açlıktan. Moğol'un, eşkıyanın zulmünden. Bize bir çare derviş. Ocağımıza aş. Başımıza barınak, acımıza ortak. Acınızı duyarım. Ben gezginci bir dervişim. Varlığım torbamda 3-4 tane buğday. Ama isterseniz size bir nefes vereyim. Nefes bizim neyimize derviş? Bebelerimize buğday gerek. Vereceksen buğday ver. Thank you.
Elvan kız uzaklaşırken Yunus önce kendisini görür gibi oldu. Çözüldü sandığı soruyu Elvan kız yeniden düğümlemişti. Elvan kızlara nefes mi gerek, buğday mı? Taştın gene deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yâve kıldım ben yoldaşı, unulmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin, şu karşıma göğüs geren taş bağrılı dağlar mısın? Harami gibi yoluma aykırı inen karlı dağ, ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı yoldayım, illerim hani? Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın? Sağlar mısın? Yunus yıllar sonra özlemine gem vurduğu Sıla'ya dönmüştür. Kapı eşiğinden öte yontma taşa kazılan yazgısı neydi? Yunus'un iki adımlık yerde olduğunu sezgileriyle bilenler vardı içeride. Ayağına kapanılası şeyhi, baş tacı edilesi balım kız, kapılar açılacak mıydı? Balım kız.
Hep o aydınlık, hep o ışık. Hiç değişmemişsin. Sen gideli hayat durdu Yunus. Her yerde sen vardın. Hep seninle söyleştim. Nefeslerinde, sevincine, özlemine ağladığını duydum. Gözyaşlarına ellerimle dokundum. Buradayım balım kız. Döndüm. Bura bir durak Yunus. Geçip gideceksin. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Seni bulmak zor Yunus. Sana ulaşmak ne mümkün. Sen dillerde söylenen, gönüllerde umutsun. Katı taşı mum eyleyen Ferhat'sın. 72 milleti kurban olansın. Dost yüzü görüp dost dost diye canın verensin. Seni bırakmam balım kız. Gitmek var, bırakmak yok. Şimdi bak gözlerime. Demek istediklerim orada. Bak ve duvamı ört. Yollarımız kesişsin. Kim bu? Yunus. Bizim Yunus mu? Beni bağışladın şeyhim. Hoş geldin Yunuscan. Hoş geldin. Gel oturalım şöyle. Anlat bakalım, ne yaptın, neler ettin? Ay oldum, aleme doğdum. Bulut oldum, göğe ağdım. Yağmur oldum, yere yağdım. Nur oldum, güneşe geldim. Yolum sana oldu durak, sabahın söyleyendir hak. Yunus Emre dilinde hak olup dile düşe geldim. Aradığını buldun mu? Çok aradım şeyhim. Kaf Dağı'nın ardında kendimi buldum kendimde. İnsanda Tanrı'yı, Tanrı'da insanı buldum. Beni kapıya götür. Gene mi ayrılık? Gene mi özlem şeyhim? Balım kızı çok beklettim. Yakınmadı. Yollarımız kesişsin dedi. Kendine yakışan bir söz etmiş. Aradığını kendinde buldun. Başkaca aranacak bir şey yoktur Yunus. Şimdi sana bir söz.
Tanrı evrenin toplamıdır. Ne ki görüyorsan, bitki, canlı, cansız, güneş, yıldızlar, hepsi bir cevherden oluşmuştur. Var şimdi, beni bulduğun yerde öl. Yunus değişmez yazgıyı görmüştü. Şeyhi kapanan kapıya sürgüyü vuruyordu. Önünde uzanan yol başka yollarla birleşiyor. Yeryüzüne sonu gelmez yumağın ağını örüyor. Değneğin düşeceği yerde düğümleniyorlardı. Azığımız iyice azaldı. Bitince ne olacak halimiz? Bitince ko ölelim. Yaşamak boynumuza borç. Kurdu kuşu görmez misin? Yaşamak için nasıl direnir? Rızkımız verilmiştir. Nerede olduğunu bulmak bize düşer. Arayacağız. Elbet bulacağız. Varalım Tapduk Emre'ye. Bir yol göstersin. Bir çare bulsun. Tapduk Emre'nin gözleri görmez olmuş. Dervişleri hep salmış. Gönüller avlamaya. Kimse kalmamış yanında. Yürüyecek gücüm kalmadı kardeşler. Beni burada koyup gidin. Kimseyi koyup gidemeyiz baba. Kollarına gireriz. Olmadı sırtımızda taşırız. Gidelim kızım, gidelim ama nereye? Erim anlattıydı. Güneye doğru. Kaç günlük yol kızım? Nasıl dayanırız bebelerimizle? Eşkıya da kırar bizi. Bize kimse el değemez artık emmi. Başına dert olur. İşte gene orada. İstediği ne acaba? Kaç gündür peşimizde. Ne sokulur ne gider. Acından ölmüş olmalı. Şuna bir şey versek. Sana bir tas çorba getirdim bacım. Nicedir bizi izlersin. Aramıza gelmezsin. İstediğin ne? Ağla bacım. Hepimiz için ağla. Biz de senin gibi garibiz. Bu derviş o, o! Yunus, derviş Yunus! Derviş Yunus, çok şükür Tanrım'a! Derdin nedir bacım? Tükendiği yerde seni buldum derviş Yunus. Bize çare bulacak derviş Yunus'u Tanrı gönderdi. Seni tanıdım derviş. Nefesini okuduğum ozan. Öyle ya, varacağımız yer sendin demek. Nicedir dolanırsınız. Nereye varacağınızı bilmeden.
Gül Hatun'u aramıza aldık. Bizi sana ulaştırdı. Demek sen bizim yazgımız imişsin. Ben size ne yapabilirim? Ey Hakeren, bizi kurtar. Bebelerimiz aç. Elini bizden esirgeme. Senden başka umudumuz yok. Emmiler, bacılar, dinleyin. Ben gezginci garip bir dervişim. Elimden bir şey gelmez. Gelmese de bizi bırakma. Varlığın bize yeter. Ben söz verdim. Varacağımız yere vardık. Senden vazgeçmeyiz. Beni bağışlayın emmiler. Boş bir düşe kapıldınız. Bacılar, çareniz ben değilim. Ben ancak gönüllere Tanrı yolunu açabilirim. Sizin istediklerinizi veremem. Sen verirsin, sen bulursun. Bizden elini esirgeme. Yol uzundur. Şurada konaklayın. Varacağım yerde size bir çare ararım. Bulamazsam dönerim. Döndüğünde bizi mezarsız koma. Umutsuz insanlar Yunus'un ardına düşmüşlerdi. Ölen ölünce, kalan kalıncaya. Yapabilecekleri başka bir şey kalmamıştı. Konarak, göçerek günlerce yol aldılar. Bir sabah, bir derenin usul usul aktığı bir yere vardılar. Yunus olduğu yerde çakılıp kalmıştı. İnanılması zor bir şeye bakıyordu. Taze filizleri rüzgarda sallanan bir fidan, Tapduk Emre'nin fırlattığı değneğine şaşılacak kadar benziyordu. Bu bir işaretti. Beklenen yer burasıydı. Ve o anda Yunus'un kafasındaki ikilem çözüldü. Buğday mı, nefes mi? Evet, bu yerde dergahını kuracak, toprağa el birliğiyle işleyeceklerdir. Onların gönüllerine Tanrı yolunu açacak ışık, midelerine dünya nimetlerini sağlayacaktır. Bu dem yüzüm sürersem, her dem ayım yeni doğar. Her dem bayram durur, bana yazım kışım yeni bahar. Benim ayım ışığına bulutlar gölge kılmaya, hoş gedilmez doluluğu nuru yerden göğe ağar. Onun nuru karanlığı sürer gönül hücresinden. Es karanlık nur ile bir hücreye nice sığar. Ben ayımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünde. Benim yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar.